Bu videoda sizlere 3'e 3 bir matrisin tersini bulmak için kullanılan yöntemlerden hangisini tercih ettiğimi göstereceğim ve bu yöntemin aynı zamanda son derece eğlenceli olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca dikkatsizlik hatası yapma ihtimalimiz de çok düşük. Bu arada daha sonra başka bir videoda bu yöntemin neden işe yaradığını da anlatacağım. Bunu anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Önce işlemin nasıl yapıldığını öğreneceğiz, sonra neden işe yaradığını öğreneceğiz. İşlemin kendisi son derece mekanik ve gerçekten de çok temel aritmetik içeriyor. İşlemin arkasında yatan mantıksa daha derin olduğu için bunu başka bir videoya bırakacağım ama bence bir işlemin nasıl yapıldığını iyice anlamak size o işlemin neden işe yaradığını anlamanızda yardımcı olur zaten. Evet, artık orijinal matrisimize geri dönebiliriz. Bir önceki videoda kullandığım orijinal matris hangisiydi? 1 0 1 0 2 1, 1 1 1 1 ve bu matrisin tersini bulmak istemiştik. Şimdi de bunu Gauss Jordan eleme yöntemi adı verilen bir yöntemle gerçekleştireceğiz. Videoyu izledikten sonra bu yöntemin sihirbazlık gibi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama daha sonra aslında ne kadar mantıklı olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bu matrise bazı işlemler uygulayacağız. Şuraya ayırmak için bir çizgi çizeyim. Evet, bazıları bu çizgiyi çizmez bile. Çizginin diğer tarafına ise orijinal matrisle aynı boyutlardaki birim matrisi yerleştireceğim. Bu 3'e 3 bir matris. O halde buraya da 3'e 3 bir birim matris koyacağız. Evet, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ve 0, 0, 1. Şimdi de bu satırda bir dizi işlem yapacağız. Elementer satır işlemleri yapacağız. Tabi sonra bu yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapmamız gerekecek. Evet amacım sol taraftaki matrise bazı işlemler uygulayıp ki bu işlemlerin aynılarını sağdaki matrise de uygulayacağım. Sol tarafta bir birim matris elde etmek. Ve işlemler sonucunda sol tarafta bir birim matris elde ettiğimde aynı işlemleriyle sağ tarafta ortaya çıkan yeni matris orijinal matrisin tersi olacak. Bu birim matris haline geldiğinde kendisine indirgenmiş eşelon form adı verilir. Kendisine evet indirgenmiş eşelon matrisi diyeceğiz. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Doğrusal cebirde eşelon, meşelon gibi bir dolu terim vardır ama bunların çoğu gerçekten de oldukça basit kavramlardır aslında. Her neyse, isterseniz başlayalım da şu ana kadar söylediklerimin ne anlama geldiğini görelim. Bu matrise bir dizi işlem uygulayacağız demiştik değil mi? Peki nedir bu işlemler? Bunlara elementer satır işlemleri denir. Bir bakalım ne tür işlemler yapabiliriz? Örneğin herhangi bir satırın yerine o satırın bir sayıyla çarpılmış halini yazabiliriz. Herhangi iki satırın yerini değiştirebiliriz. Ve tabii eğer burada birinci ve ikinci satırın yerini değiştirirsem, aynı şeyi burada da yapmam gerekecek. Ve iki satırı birbiriyle toplayabiliriz ya da birbirinden çıkarabiliriz. Mesela bu satırın yerine, bununla bunun toplamı olan satırı yazabilirim. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Bir örnek daha isterseniz iki işlemi birleştirip bu satırı eksi 1 ile çarptıktan sonra bununla toplayıp buraya yazabilirim. Bu arada bunun doğrusal denklemleri çözmek için öğrendiğiniz yöntemlere benzediğini düşünüyorsanız bu bir tesadüf değil zira matrisler bu doğrusal sistemleri çok iyi temsil eden araçlardır ve az sonra size bunu da göstereceğim. Her neyse şimdi elementer satır işlemlerine geri dönüp bu soldaki matrisi indirgenmiş eşelon formuna çevirelim yani kısaca bir birim matrise dönüştürmeye çalışalım. Bunların hepsinin çaprazlama 1, bunların da 0 olmasını istiyoruz. Acaba nasıl yaparsak daha iyi olur. Matrisi bir daha yazıyorum. Burada bir 0 olması için uğraşıyoruz. Üstteki satırları olduğu gibi bırakalım. 1, 0, 1. Çizgiyi çiziyorum. 1, 0, 0. Evet bu satırda bir şey yapmadım. İkinci satırda da bir şey yapmayacağım. 0, 2, 1, 0, 1, 0. Buradaysa amacım birim matris elde etmek olduğu ve bunun için de burada bir 0 olması gerektiği için bu satırın yerine bu satırdan bu satırı çıkarınca elde edeceğim satırı yazabilirim değil mi? Evet, üçüncü satırdan birinci satırı çıkarıp üçüncü satırın yerine yazalım üçüncü satır eksi birinci satır, üçüncü satırın yerine yazılacak. 1 eksi 1, 0. 1 eksi 0, 1. 1 eksi 1 de 0 eder. Şimdi sol tarafta yaptığımı sağ tarafta da yapıp bu satırın yerine bundan bunu çıkarınca elde edeceğimiz satırı yazmamız lazım. 0 eksi 1, eksi 1. 0 eksi 0, 0. Ve 1 eksi 0 da 1 eder. Güzel. Sırada ne var? Üçüncü satır buna yani ikinci satırın yerinde olmasını istediğim satıra çok benziyor. Bu yüzden de bu ikisinin yerini değiştirmek bence iyi bir fikir. Hadi gelin ikinci satırla üçüncünün yerlerini değiştirelim. Birinci satır olduğu gibi kalıyor. 1, 0, 1 ve burası da. Sonra da ikinci ile üçüncünün yerini değiştireceğim. İkinci satırın yerine 0, 1, 0, Buraya da eksi 1, 0 ve 1 yazalım. Üçüncü satırda da 0, 2, 1, sağ tarafta da 0, 1, 0 olacak. Şimdi bir bakalım. Burada 2 yerine bir 0 olsaydı birim matrise biraz daha yaklaşmış olurduk öyle değil mi? Peki sizce burada bir 0'ımız olması için ne yapabilirim? Bunun için ikinci satırı 2 ile çarpıp üçüncüden çıkarabilirim. Neden mi? Çünkü 2 çarpı 1 2 eder ve 2'den 2 iki çıkınca da burada 0 kalır. Birinci satır ne kadar da şanslıymış değil mi? Hala hiçbir şeye karışmamayı başardı. Tamam. 1, 0, 1. 1, 0, 0. Bu sefer ikinci satıra da dokunmayacağız. 0, 1, 0, eksi 1, 0 ve 1. Ne yapacaktım? Ha, ikinci satırı 2 ile çarpıp üçüncü satırdan çıkaracaktım değil mi? 2 çarpı 0, 0 eder. 2 eksi 1 çarpı 2, 0. 1 eksi 0 çarpı 2 de 1 eder. 0 eksi 2 çarpı eksi 1 yani 0 eksi eksi 2, 2 eder. 1 eksi 2 çarpı 0 ise 1. 0 eksi 2 çarpı 1'den de eksi 2 elde ederiz. Bir de doğru olduğundan emin olalım. 0 eksi 2 çarpı 1 evet eksi 2 eder. Çok az kaldı. Birim matrise ne kadar çok benzediğinin farkındasınız değil mi? Sadece ilk satır kaldı ve sanırım artık bu satıra da dokunmamız gerekecek. Peki ne yapabiliriz? İlk satırın yerine birinci satır eksi üçüncü satırı koysak olur mu? Olur. Evet, bunu yaparsam buraya 0 gelir. Birinci satırdan üçüncü satırı çıkarınca 1 eksi 0, 1, 0 eksi 0, 0 ve 1 eksi 1 de 0 eder. İşte bu kadar. Sağ tarafa da bir bakalım. 1 eksi 2, eksi 1, 0 eksi 1, eksi 1 ve 0 eksi eksi 2 de 2 eder. Diğer satırları da oldukları gibi yazalım. 0, 1, 0 eksi 1, 0, 1 ve 0, 0, 1, 2, 1, eksi 2. Videonun başında da söylediğimiz gibi sol tarafa bir dizi işlem uyguladık. Aynı işlemleri sağ tarafta da yaptık. Sol tarafta birim matris ya da eşelon formunu elde ettik. Bu yöntemin adı Gauss-Jordan eleme yöntemidir ve sonuç olarak da ilk matrisin tersini bulduk. Bununla bunu çarpınca birim matris elde ettik. Bu eğer A ise bu da A'nın tersi oluyor ve her şey bu kadar. Gördüğünüz gibi bir matrisin tersini çok kısa sürede determinant ve kofaktör kullanarak gittiğimiz yoldan çok daha basit bir şekilde buldum. Bunun neden işe yaradığını ve nasıl işe yaradığını merak ettiyseniz size bir ipucu vereyim. Sol tarafta yaptığım işlemler düşünecek olursak yani çarpma işlemleri mesela bundan buna geçmek için çarptım öyle değil mi? Demek istediğim burada bir matris matris olduğunu düşünebiliriz ve eğer bu matrisle çarparsam bu işlemi yapmış olurum. Bu işlem için de başka bir matrisle çarparım. Öyle değil mi? Kısacası bunu elde etmek için bunu bir dizi matrisle çarptım ve eğer bu eleme matrislerinin hepsini birbiriyle çarparsam da aslında bununla tersini çarpmış oluyorum. Eh, şöyle anlatayım. Eğer elimizde bir A matrisi varsa buradan buraya gelmek için A ile eleme matrisini çarpmamız gerekir. Bu arada eğer söyleyeceklerim kafanızı karıştırdıysa şimdilik görmezden gelebilirsiniz ama söyleyeceklerimin önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada neyi eledik? 3,1. 3,1'i eleme matrisiyle çarpıp buraya geldik. Buradan buraya gelmek için de başka bir matrisle çarptık. Devam edip bu eleme matrislerini nasıl elde edeceğimizi de anlatayım. Bir eleme matrisiyle çarptık ama aslında burada iki satırın yeri değiştiği için isterseniz buna yer değiştirme matrisi de diyebilirsiniz. Evet ikinci satırla üçüncü satırın yerini değiştirdik. Peki bu eleme matrisiyle çarpınca ne yapmış olduk? üçüncü satır ikinci sütunu yani 3,2'yi eledik. Ve son olarak bundan buna geçmek için de yine bir eleme matrisiyle çarptık ve birinci satır üçüncü sütunu eledik. Şu anda önemli olan bu matrislerin ne oldukları değil. Az önce de söylediğim gibi size bu matrisleri nasıl elde edebileceğimizi anlatacağım. Burada önemli olan burada yaptıklarımızın hepsini aslında bir matrisle çarparak yapabileceğimizi anlamanız ve tüm bu matrislerle çarptıktan sonra da birim matris elde ediyoruz. İşte burada. Tüm matrisleri birbiriyle çarpınca ters matrisi elde ediyor olmamız gerekir. Öyle değil mi? Evet, eğer tüm bu eleme ya da yer değiştirme matrislerini birbiriyle çarparsam sonuç A'nın tersi olmalı. Neden? Çünkü A matrisi ile A matrisinin tersinin çarpımı birim matris eder. Bakın, eğer bu matrislerin çarpımı ters matrisse bu matrislerin birbiriyle çarpımını birim matrisle çarparsam bu çarpı bu bu eder. Bununla bunun çarpımı bu ve bununla bunun çarpımı da bu eder. Başka bir deyişle aslında burada bir ters matrisle birim matrisi çarpıyoruz. Evet kafanızı karıştırmak istemiyorum ama şu yaptıklarımı anlamış olmanız çok iyi bir şey. Tüm bu adımlarda bu matrisi aslında tersiyle çarpıyoruz. Bunu tersiyle çarpınca birim matrisi elde ettik. Ters matrisle birim matrisi çarparsak ters matrisi elde ederiz ama dediğim gibi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Umarım neler olup bittiğini anlamanızı az da olsa sağlayabilmişimdir. Daha sonra daha elle tutulur örneklerle açıklayacağım ama yine de bu yöntemle adjoint'ler, kofaktörler ve determinantlardan çok daha az uğraştığımız kesin. Peki, bir sonraki videoda görüşürüz.